Selam millet, ben Malik. Selam millet, ben Arda. Selam millet, ben Ömer. Selam millet, ben Eren. Kadim Krallığı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet millet, son bölümde cadı farmını inşa etmiştik. Cadı farmında biraz afaka kaldık. Orayı bayağı bir güzel işte kullanılır hale getirdik. Ve gayet verimli bir şekilde kullanmıştık. Şimdi bu bölümde artık demir farmının açılışını yapacağız. Onun için de küçük bir ev yapmamız lazım. Ama öncesinde ben biraz hazırlık yaptım. Başlamadan evvel serverda şimdi herkes de online. Onlar da yakalanmadan ufak tefek bir iki hazırlık yapacağız. Şimdi hazırsanız başlayalım. Bu arada 4 kalbimiz kalmış. 4 kalp iyidir. Evet, şimdi F5'i şöyle çıkalım. Şimdi arkadaşlar, videonun başında azıcık spoiler verdim. Görmüşsünüzdür. Bir şeyler yaptık. Şimdi ben bu yerin altında biraz farmlarımı kurmak istiyorum. Onun için de biraz yer açmam lazım. İşin aslı. Evet, ama böyle bir sıkıntımız var. Üstümde hiç odun falan da yok. Biraz şey alıp gelmem lazım. Çakmak yapmam lazım. Evet, bir tane burada var. Süper demir. Demir. Demir farmımız var. O kadar demirimiz var. Ama demir bulamıyoruz. İşe bak. Evet. Şimdi bir tane demir de burada var. Çakmağımızı alalım. Bayağı bir TNT craft ettim. Onu görmüşsünüzdür videonun başına koyduysam eğer. Bu TNT'leri niçin kullanacağız? Tabii ki açılış diyorum. Yer açmak için kullanacağız. Bir yemek yiyelim. Üstümüzü giyelim. Sağlam olsun. Bu arada pantolonumuz kırılmak üzereymiş. Kafalık ne alemde? Ha, kafalığımız da burada. Şimdi ben buraya böyle biraz şey yaptım. TNT'leri koydum ama patlamadı hepsi. Olsun. Varsın patlamasın. Şöyle bir açıyoruz. Bayağı bir yer açıyor. TNT olayı güzel oldu. Şöyle ben biraz üstüme fişek alayım. Torç alayım. Evet. Açmaya devam ediyor ve çoğunu açtı galiba. İlla kırılmayan, patlamayan TNT'ler de olmuştur ama birçoğu patladı. Bu güzel. Artık yer kazmak için çok fazla uğraşmayacağız. Hani kazmakla niye uğraşmadın, niye baştan yapmadın diyorsanız işte şimdi anlıyorsunuz niye yapmadığımı. Çünkü TNT yaptıktan sonra, TNT farmı kurduktan sonra artık çok daha kolay bir şekilde mağarayı açabileceğiz. Şimdi ben biraz video önünde, biraz video arkasında şey yapayım. Buraya biraz TNT döşeyim. Şöyle döşüyorum. İki boşluk bırakıyorum TNT'ler arasında. Gayet verimli oluyor. Zaten şu an kazmamız da hızlı. Hop. Evet, arada böyle demir falan çıkıyor. Şöyle bir kazalım. Tamam. Kazalım şöyle biraz daha. Hop, tamam. Evet, toprak sevmiyoruz. Toprak iyi değil kazma için. En güzeli taş. Şöyle bir çıkalım bakalım. Ne kadar, nereye kadar çıkabiliyoruz? Evet, daha burayı kazacağız yalnız. Şimdi ben buralara full TNT döşeceğim. Araya şöyle bir iki blok boşluk bırakıp bir iki deyip kazıyorum. Çünkü TNT yani çok fazla öyle etrafında açamıyor. Taş olduğu için komple. 1, 2. Evet, burada biraz daha açmamız lazım. İyi döşeyememişiz burayı. Tamam. Tamam gibi. Önce açayım, sonra şey yapmaya başlayayım. Şimdi 1, 2 boşluk bırakacağım. Sonra burayı kazacağım. Böyle biraz burayı genişleteceğiz. Tamam, buraya kadar gelmişiz. Azıcık daha arkaya gitsem olur yani. Tamamdır. TNT için şöyle bayağı bir araştık. Burayı da komple havaya uçuralım. Kalanını ben kamera arkasında yaparım. Buraya dediğim gibi otomatik farmlarımın bir kısmını kuracağım. Bir fırın sistemi yapacağım. Fırın sistemi için belki rehber videosu koyarım. Hani belki video önünde yapmam. Daha sonra ayrı bir rehber videosu koyabilirim. Evet. Buradan şu iki boşluk bırakalım. Yani biraz yamuk yumuk patlatıyor etrafı ama olsun. En azından işimizi kolaylaştırıyor. Evet, burada yine biraz fazla TNT kullanacağım. İyi açsın şöyle. Aç. Ne kadar varsa aç. Üstüme de yer kalmamış bu arada. Şöyle bir gideyim bakalım. Alamadığımız ne varsa toplayalım. Evet, yan tarafı da aldık. Şimdi sıra TNT'leri döşemeye geldi. Bu arada şuradan atacağım ne varsa atayım. Evet, oku atamam. Şunu atayım. Toprağı atayım. Bunlar yaramaz. TNT'leri alalım şimdi üstümüze. Yan tarafa bir tane daha sıra açayım ama. Şuraya. Kazmayı da açsam güzel olur ama TNT zevkli ya. TNT ile açmak çok keyifli. O yüzden devam edelim böyle. Bir bakalım yan tarafa. Hop, tamam, fazla gittik. Ha, tamam, burası. Şimdi şuradan koyayım ben biraz. TNT. Biraz aralara fazla koyuyorum. Çok önemli değil. Zaten TNT'miz şu anda bol sayılır. Herhalde işimizi görür. Evet, şöyle şuraya.
Şuraya. Şuraya. Buraya da koydum. Tamam. Bu taraftan devam edelim. En dipten başlayacağım. Yemeğimizi de yiyelim. Hızlı koşalım azıcık. Dün Terraria'yı koydum. Çok güzel bir oyundur. Sağlam bir oyun. Bayağı eski de bir oyun aslında ama sürekli geliştirildiği için asla sıkıcı hale gelmiyor. Seven bir sürü kişi çıkmış. Yani tamam, beğenmeyenler çıkmış oyunu bilmeyenlerden. Ama hani oyunu bilip de böyle sevenler çok fazla. Ben de survival oyunları biliyorsunuz seviyorum ve o da sevdiğim bir oyun. Şimdi serisine başladık. Bakalım, güzel gidiyor. Evet, orada da böyle bombalar var aslında, madencilikte onu da kullanabiliriz. Spoiler olmasın da. Hop, şöyle bir, iki. Burayı fazla atacak. Buraya fazla koyduk çünkü. Olsun, fazla olsun. Devam edelim. Şöyle koyalım. Ortalara koyuyorum ki yani tam birbirinden hem sol hem sağ tarafı patlatsın böyle aynı anda. Tamam. 3 stack kadar TNT yapmıştım. Yani bayağı bir işimi görecektir. Şu araya bakalım. Tamam, burası harika. Şöyle koyuyorum komple. Evet, tamam, burası da halloldu. Sonra bu taraf. Şimdi kaç blok var orada? 1, 2, hop 3. 1, 2, 3. Tamam. 1, 2 boşluk bırak. Şuraya bir tane koy. Tamam, bayağı bir açtık. En sonunda torç koyacağız buraya. Çünkü karanlık olmasın, moblar doğmasın diye. Şöyle bir iyice bir TNT dolduruyorum. Bu kısmı hızlandırma olarak yapabilirdim ama hani yapmıyorum. Zaten çok aşırı fazla bir yere doldurmuyorum. İleride daha büyük yerleri doldurduğum zaman onları yine hızlandırma olarak yapacağım. Evet. Şunun hatta yanından bir tane daha açayım. İki boşluk bırakıp şurayı açayım. Değil mi? Şöyle açalım. Bir bakalım yan tarafa. Tamam, yaklaşmışız. Buraya da TNT koyuyorum. Bakalım ne kadar bir yer açabileceğiz. Daha sonra daha büyük yerleri açacağım. Yukarı aşağı doğru biraz genişletmem gerekecek bu farmların olacağı yeri. Tamam, şimdi şu ortadan patlatayım, olmaz mı? Bakalım ne oluyor. Hoppa. Allah, canımız gitti. Oho, süper ya, süper. Harika değil mi? Bayağı bir yer açtık. Ve lav falan çıktı. Muhtemelen yukarıya vardık. Orayı bir düzeltelim. O lav aşağı akmasın. Biz onu daha sonra kullanacağız. Tamam, şöyle doldurayım ben burayı şimdilik. Obsidyen falan var. Evet, aynen, burası kullandığımız lavların birine benziyor. Orayı ben daha sonra kullanırım. Aşağı doğru muhtemelen büyüteceğim burayı da. Tamam, lav akmıyor değil mi? Kapattık tamamen. Güzel. Şimdi geri kalanını 50 bile kazabilirim şöyle ama tabii biraz genişleteceğim burayı. Hop, burada ne varmış? Yukarı çıkış varmış. Bak, süper. Aşağıdan bir çıkış daha koyarız. Heh, buraya da bağlarız daha sonra. Güzel, bayağı geniş bir araziyi açtık. Torşlandıralım da hani çok öyle zifiri karanlık olmasın. Daha sonra mob kaynamasın etraf. Evet, dün bayağı bir yoğundum. Kadim krallık atamadım. Bugün de yine yoğunluk vardı. Ama işte bakalım, bu videoyu geceye yetiştirebilirsem geceye atacağım. Şu an saat kaç? 9 falan şu an saat. Daha ben işte bunu çekeceğim, bitireceğim, sonra editleyeceğim falan derken Allah, yine yukarıyı patlattık. Editleyeceğim falan derken işte bir iki saat geçecektir. Muhtemelen gece yarısına falan gelir bu video gelirse. Ya da sabaha gelir, bakalım. Tamam, burayı bayağı bir açtım böyle. Kullanabilir bir hale getirdik. Hani artık bir planlama yapıp şu kadar alanı kullanalım deyip yaparız. Farmları belli bölgelere koyarız. Yalnız bazı farmlar için böyle biraz geniş bir izleme alanı yapmak istiyorum. Mesela şöyle burayı aşağı kadar şöyle kazıp buraya bir farm kondurmak istiyorum. Belki şu yan tarafı da burayı patlatırım komple. Hatta şöyle bir açayım. Buraya biraz daha TNT koyayım. Şimdi elimde bayağı bir TNT var hala. 3 stack yapmıştım. Bayağı bir gunpowder, yani 5 stack gunpowder'la 1 stack TNT çıkıyor. Bakalım böyle toplu koyunca ne oluyor. İşte bayağı bir TNT yaptık gunpowder harcayarak. Hoppa. Evet, geniş açtı biraz daha ama sanki öbür yöntem daha verimli oluyor. Yani topluca koymak yerine iki sıra boşluk koyup bırakıp koymak daha verimli oluyor şu anda anladığım kadarıyla. Öyle yapacağız. Tamam. Şimdi 10 dakika olmuş bile video. Çok uzatmadan ben diğer işime koyulayım. Hop, aşağı doğru da bir mağara yokmuş, tamam. Şimdi üstüne ne atabilirim? Bir şey atmam lazım. Şunu atacağım. Şunu alalım. Tamam, biraz taşları toplayalım. Kırdığımız taşları. Kırık taşları şimdilik almıyorum çünkü çok fazla kırık taş depom oldu. Yani ihtiyacımdan fazla diyemem. İhtiyaç yani her zaman oluyor, kullanıyoruz ama yani artık farmlaması taşı o kadar zor değil. Yaparız bir şekilde. Şimdi
Şöyle toşlandır toşlandır. Süper. Şurayı da aç. Heh, burayı da aç böyle. Yan tarafla bağlı olduğu belli olsun. Tamam. Burayı böyle komple kazıyorum tabanına. Şu tarafı elle kazmıştım arkadaşlar. Fenerin yakınında olduğum için. Şöyle havaya bakarak kaza kaza gitmiştim. Ama bu TNT işi çok daha rahat olacak benim için. Yani tamam, taşları belki farmlayamamış olacağız ama zaten çok fazla böyle mağara içi kazılar yapacağız. Arazi genişleteceğiz. Şu an yer altında kocaman bir arazimiz oldu bile. Şimdi. Evet, arada şeylerden XP geliyor. Yeter, bu kadar torç koyduğumuz yeter. Kırılan kömürler var ya, onlardan XP'ler geliyor. TNT ile kırdığımız zaman da XP düşüyor biliyorsunuz. Şimdi kazmamış küreğimiz tamire ihtiyacı var mı? Bir donumuzun ihtiyacı var. Kazmayı belki tamir edebilirim. Şimdilik dursun. Şurayı üstümü boşaltayım. Kumların biraz kalsın. Tamam, bayağı bir yer boşalttım gibi. Şimdi arkadaşlar, bazı malzemelere ihtiyacım var. En azından bir kısmını toplayacağım. Bu ipeksi dokunuş değil mi? Tamam. Bir kürek almam lazım üstüme. İyisinden şöyle. Hop. Tamam. Burada yok. Şurada var mı? Benim küreklerim nerede ya? Üstüm bir yerlere boşalttım ama nereye boşalttım hiç unuttum gitti. Önceki bölümden bir iki gün falan geçti herhalde. Ya da 1,5 gün neyse. Sandığım nerede? Kürek üstümde yok değil mi? Yanlış görmüyorum. Kesin bir shulker box'ın içinde bıraktık. Mesela şunların biri mi acaba? Hah, burada. Bu ölmek üzere. Bunu tamir etmişiz. Bunun canı full gibi. Ah, burada bir tane yarım canlı var. Bunu al. Bir uçuşlu. Tamam, bunu alalım. Tamam, şunu üstüme alayım. Yağmur yağıyor bu arada. Gecede olmadı gerçi. Şimdi ben biraz şey toplamam lazım arkadaşlar. İpeksi dokunuş değil mi bu? Aynen, ipeksi, süper. Biraz benim şey toplamam lazım. Kil, clay. Çünkü inşaatlarımda onu kullanacağım birazdan. Evet. Şimdi sulara doğru gidiyorum. Ve aslında okyanus falan bulup oraya gitsek daha iyi olur da. Buradan killeri alacağım. Şöyle çok zorlanmadan hızlı hızlı kazacağız böyle. Bayağı bir kil toplarız kısa zamanda. Tamam. Kafalığımda falan hızlı koşma var mı bilmiyorum. Hızlı koşma diyorum. Respiration. Tamam, varmış. Bir de aqua finti alsam iyi olurdu. Onu da olmazsa basarız bir ara. Şu an zırhlarımız en sağlamı değil. Hani tam düzgün zırh yapmadık. Basabildiğimiz, elimize gelen ne olduysa onları kullandık. Ama zamanla daha iyilerini yapacağız. Birkaç temel farmımız en azından hazır ya. Artık hani işimiz daha kolay. Öyle creeper farmlarla falan uğraşmıyoruz. Bu da bize bayağı bir zaman kazandırıyor. Gidiyorum. İşte atıyorum, akşam işim mi yok? Açık bırakıyorum bilgisayarı. Cadı farmında AFK olarak. Ve bol bol toplanıyor. Evet. Killer nerede? Burada, burada. Başka kill var mı yakınlarda? Bu kill mi? Galiba. Aynen. Bir 64'lük kill yaptık bile. Acaba bu killleri ısıtsam direkt bana bir şey verir mi? Normalde ipeksiyle toplamıyordum da. Hop, yavaş, dikkat. Biraz daha evde olması lazım kil. Evet, fırın sistemini bu arada bayağı bir sömürdük, kullandık cam falan yapmak için. Evet, şöyle bir bakalım. Ne veriyor bakalım, direkt ne veriyor. Şunu şöyle bölüştürelim. Tamam, ikisi birden çalışsın. Hoppa. Şu şeyleri kovalara boşaltacağım. Daha doğrusu lav almak için kullanacağım. Şuradan lavları taşıyorum. Aslında artık şey de yaptık. Cadı farmından gelen o çubuklar var ya, onları da kullanırız. Ama öyle. Şimdilik şey yapmayalım. Hop, tamam. Ay, olmadı 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 olmadı. Ben bundan istemiyordum. Yanlış oldu. Mecbur Fortune ya da normal bir kürekle kıracağız. Şöyle koyalım komple hepsini. 15 dakika olmuş. Kalan 15 dakikada şeyi bitirebilir miyiz sizce? Yapıyı. Olmazsa oraya hızlandırma olarak koyarım. Biraz malzemeleri falan toplayayım edeyim de. Yapıyı inşasını hızlanma olarak koysam da olur. Şurada bir uyuyalım da. Hoppa. Server'da bu arada basamıyorum taba. Kalktan sonra basayım. 4 kişiyiz şu anda. Diğer arkadaşlar da bir beraber bir şey yapıyorlar. Şimdi. Şuradan devam et. Tamam. Biraz da ipeksi olmayan bir kürek alalım elimize. Şunun içinde vardı galiba. Hah, bu. Tamam. Bu kürekli olur. Hoppa, süper. İşte böyle. Tamam, ben biraz bu şekilde kill farmlayayım. Biraz oduna ihtiyacım olacak. Şu normal ağaçlardan kullanmak istiyorum. Çok sıralan bir ev yapacağım arkadaşlar. İşte dışına ya da içine bir iron golem koyacağım. İşte o alışveriş yapacak güya.
Hani üyelik sistemli böyle küçük bir yer olacak. Ya da bir şube gibi bir şey olacak. Sonrasında malzeme sınırsız ücretsiz. Şimdi şunu alalım yanımıza. Onlar pişe dursun da ben bir şey gidip geleyim. Hemen bir Nether'dan şu şeye bir gidelim merkeze. Bakalım demirler birikmiş mi? Ne olmuş, ne bitmiş? Bir inceleyelim. Burada. Hop, indik mi? İndik, süper. Burası spawn. Spawn'a bir girelim. Nether'da uçmak hala biraz korkutuyor. Ne yalan söyleyeyim. Evet. Hala yağmur yağıyor ya. Gıcık etti. Köylerimizin alemde. Hop, yüksel yüksel. Tamam. Yeter. Bunları beslemedik ki çoğalmasınlar biz yokken. Şimdi server lag'a sokmasınlar. Diye. Burada iki köylü vardı. Hala iki. Yo, burada dışarı çıkmışlar. Tüh. Kartografı. Bunları da alacağız bir şekilde. Şimdi uzaklaşayım da gitmesinler. Burada da bir sürü köylü var. Buraya kaydırdım. Buradan taşıyacağım bunları. Evde falan kullanacağız. Daha sonra belki işte şey yapacağız bunlarla. Market açacağız. Dükkan açacağız. Alışveriş için. Onlarla bayağı faydalanacağız onlardan da. Şimdi üst katları hala yapmadım. Tek kat çalışıyor hala. Ama bakalım 2 günde ne birikti. Evet, bu 2 günde biriken değil muhtemelen. Biraz kullanılmış olabilir. Evet, ama olsun. Gayet güzel. Sayı olarak fena değil. Şimdi ben buradan o zaman biraz demir bloğu yapayım. Şöyle 7 blok oldu. Şöyle dizeyim üstüme bunları. Şimdi kalanlarını şöyle atayım. Şöyle yapalım. Bunları şöyle yere atacağım. Tamam mı? Tamam. Çiçeklere ihtiyacım yok. Çiçeklere ihtiyacım yok. Şöyle yapayım da yerdekilerin hepsini almaya çalışıyorum. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi bunu da yere atıyorum. Demirleri yere attım. 3'e geldi hepsi. 3'e basıyorum mouse'u gezdirerek ve crafting table'da hemen hepsini craft ediyor. Çok eski bir kolay bir yöntem. Bayağı da rahat oluyor yani bizim için. Şimdi herhalde bayağı bir ettik, değil mi? Tamam. Tamam, geri kalan demirleri de 1,5 stack demir çıktı. Yaklaşık 1,5 günde. Evet. Tabi başkası da geldi aldı mı bilmiyorum. Hani aldılarsa da daha fazla çıkmış olabilir. Bir de bu tek kat, yani birkaç kat daha kurduğumuzu varsayın. Yani arada bir gelip kontrol ediyorum ya. Yine bir kontrol edeyim de. Bir sıkıntı var mı yok mu bakalım şöyle. Şöyle bakıyorum. Iron Golem yok değil mi içerilerde? Tamam. Altta var mı? Bazen böyle inip buralarda kalmış olabilir. Eğer uçarken su yendiyseniz hala uçuyorsunuz sayıyor sizi su. Ve sudan geri kalkabiliyorsunuz. Bak şu an ineceğim. Umarım bir yanlış olmaz. Aynen, bakın kalkabiliyorum. Yoksa suyun içinde yüzerken hani kalkmak daha zor oluyor. Neyse. Buradan şöyle bir uçarak gidelim. Uçağımızın üstünden geçelim. Merkezin üstünden geçelim. Orada bir yer bakalım kendimize. Sonra ben kamera arkasında biraz şey stone brick, işte ağaç falan, onları bir şey toplayayım bir araya. Ve gidip şeye şu bölgeye bir yere bir tane ev ekleyelim. Daha sonra bu evlerin arasına yol falan çekeceğiz. Hani şey olacak, bayağı artık araları bağlamamız lazım. Canlı hale gelsin. Ben şuraya bir yere bir tane ev ekleyeyim mesela. Mesela buraya yapsam fena olmaz. Şuraya bir ev kurayım, değil mi? Buraya bir ev kurayım, aynen. Bu arada bu sandıklar ne alemde? Oo, biri bayağı bir balık, daha AFK kalmış. Bayağı bir malzeme olmuş. Galiba şu deri ayakkabıları falan atarız ama geri kalanlarını toplayabiliriz. Evet, burada da bayağı bir balık var, bir şey var. Bunlar da dolmaya yüz tutmuş. Oo, bayağı bir balık var. Güzel güzel. Güzel. Şimdi buradan bir çıkalım. Şimdi başkaları görmeden bitirebilir miyim acaba? 15 dakikada, yarım saatte falan, işte onu düşünüyorum da. Ben hemen şuradan gideyim eve doğru. Evimiz de bayağı yakın. Bakın hemen buradayız. Tamam. Buraya ben bir şöyle geleyim. Burada biraz durayım. Çünkü şunların pişmesi lazım. Bunlar piştikten sonra crafting table'da şöyle birleştirip şey yapacağız bunlardan. Stone brick. Hatta orada ben şey yaparım. Etraftaki sulardan diğer kalanları toplarım. Direkt bu kürekle alayım hatta. Kil yok mu hiç yakınlarda? Mesela şurada kil mi? Taşmış, pardon. Kil bulabildiğimizi alacağız işte. Arıyorum şu anda. Göremedim yakınlarda. Başka sulara bakalım. Hoppa. Bu suda yok. Şu suda vardı. Buradan biraz hatta aldık. Ama hala da var gibi. Hoppa. Şurada bakın. Hop, süper. Böyle alalım bu komple. Onlar pişe dursun. Öyle arkadaşlar. Ben şimdi çok uzatmayayım videoyu. Birazdan tekrar videoya geri geleyim. Çok uzun olmasın. Çünkü daha bunu renderlayacağım. Bu akşam yetiştirmeye çalışacağım. Olursa.
Sonra şu merkez bölgeye bir tane bir yer inşa edip oraya işte hani şey demir farmımızın açıldığını bildiren bir şey koyalım. Hatta sonrasında bir herkese birer tane sürpriz bırakalım değil mi? Hediye bırakalım biraz. Hoppa. Tamam şöyle. Süper. Buraya biraz toprak koysam iyi olur. Evet millet geri geldik. Şehrimizin üstünde uçuyoruz. Şöyle biraz yer bakıyorum. Şurası fena değil gibi geldi bana. Arkası bu tarafa dönüş olacak şekilde. Böyle buraya kurmayı düşünüyorum şimdi. Yalnız şu zemini birazcık daha düzleyeceğim galiba. Roket niye uçmadı bu arada? Evet bir şey oldu. Lag oldu galiba. Hop havaya kalktık geri. Düştük. Biraz lag oldu. Niye oldu anlamadım. Çok fazla blok var galiba yerde. Biraz bir yeri kırıyorlar da. Şimdi çok spoiler vermeyeyim. Ya da bizim evde birileri bir şey indiriyor olabilir. Benim internetten bir şey iniyor olabilir. Bakalım. Her neyse şimdi ben burayı biraz şöyle düzleyeyim. Belli bir seviyeye getireyim. Hani biraz alan açılsın anlamında. Tamam bu kadar düzlük bana yeter. Tabii almışken şu etrafı da alayım. Şöyle komple. Şimdi çok klasik çok adi bir ev olacak böyle şey. Özelliği olmayan bir ev olacak. Hani biraz böyle şey eski tip yapılarla burayı dolduracağımız için ufak ufak evleri öyle şey sıradan evler olarak koyacağım. Daha büyük bir şey yapmaya kalkarsam belki onları daha güzel yaparım. İşte kuledir ne bileyim işte ufak kalelerdir falan böyle. Şimdi arkadaşlar ben yapıyı buraya kurayım. Burası bana yeter galiba. Şöyle bir kıralım. Tamam. Gece olursa yatağımız falan var herhalde yakınlarda uyuruz. Herkesin canında full hiç kapışma falan yok herhalde. Şimdi aynen buraya kurayım ben böyle. Burası iyi fena değil. Şimdi arkadaşlar malzemeleri üstüme almıştım fazla. Craft etmedim galiba bazı şeyleri. Şu ön taraftan girişi olsun. Girişini daha sonra ayarlarız. Şunları çevirmemişim çevirelim. Şunu çevirelim. Tahta bir dakika. Çimenleri bırakayım artık onları kullanmayacağım. Bir crafting table yapalım buraya lazım olacak. Sandık yapalım üstümüzü boşaltmak için doldukça. Evet şöyle. Yeter herhalde değil mi bu kadar geri? Tamam. Şimdi ben bir temelini koymaya başlayayım evin. Aşağı yukarı şöyle yapacağım arkadaşlar. 3 blok bir taraf 3 blok bir taraf yaparsam hani simetrik yaparım. Tahta, taş almamışım yanıma. Yetmez herhalde bunlar. Şöyle bir alalım bakalım. Biraz alalım. 12 yetmeyecek bunlar bana ya. Bir yerden taş bulmam lazım. İlla ki buluruz da. Şimdi nasıl yapalım? Şuradan bir çıkalım. 1, 2. Camlar için 2 blok genişliğine bırakıyorum. Pardon camları tam ortaya koyacağım da işte. Yani şunun üstünde bir yer şöyle bir tane cam olacak. Sonra buradan ortadan bölüyorum burayı. Tamam mı? Bu tarafa da aynı simetrisini yapıyorum. 1, 2. Sonra buradan böyle devam ediyorum. Yani şurada bir cam olacak. Burada bir cam olacak gibi düşünürsek. Sonra bir de yan tarafını yapmaya başlayalım. Bu tarafa da böyle 2-2 koyalım. 2. Burası uzunlamasında olsun böyle mesela. O zaman buraya 1 koyalım. 2 koyalım. Biraz daha uzun oldu galiba değil mi böyle? Aynen. Kaç blok uzun oldu? 1-2 blok fazladan koymuş olduk. Biraz daha uzun durur. Tamam. Şöyle yükselteyim. Hatta şu ortadan kapı mapı koymayız herhalde. Kapıyı bir taraftan koyarız. O zaman tamam. Ben şuradan şöyle çıkayım. Buraya 2 blok böyle şey duvar yapayım. Alt tarafını. Üstünden şey yükselsin. Üstünden kullanacağımız bloklar yükselsin. Hatta toprak yapayım oralara da. Şöyle ağaçları düz koymak için. Pardon. Tamam toprakları geri kıracağım bu arada. Topraklar kalıcı olmayacak. Aynı şekilde bu tarafa karşının simetrisini yapacağım. Olmazsa ben videonun geri kalanını hızlandırma olarak yapayım. Çok şey yapmasın böyle uzun sürmesin. Şimdi bir dakika ağacım kalmadı. En azından bir temelini koysaydım. Toprakları niye koydum da görün diye hem de bir şey yapmış olayım. Sonra olmazsa hızlandırmaya geçeyim. Şöyle 1-2. Fikir çıksın da aklımızda. Evin zeminin nasıl olacağıyla ilgili. Buraya bir yere kapı koyacağız da şimdilik böyle tamamlıyorum. Kapıyı daha sonra hesaplarız. Tamam böyle bir dursun. Şimdi şurası kaç blok oldu arkadaşlar? 1-2-3. Hesapla gidelim. Karşı taraftan yapacağız çünkü. 1-2-3. 4-5-6-7. Buraya çıkayım. 4-5-6-7. Buraya çıkayım. 4-5-6-7. Şimdi ben buraya bir çatı koyarım ama.
Hop yanlış oldu. Neyse. Merdiven yapalım o zaman. Çatı için merdiven. Başka bir ihtimal yok. Bunları kamera arkasına kırardım aslında ya. Uzatmamak için videoyu iyi olurdu. Evet sonracığıma toprağı al. Bir çatıyı da koymaya başlayalım. Şimdi şuradan çatıyı koyalım abi. Şu bir dışarı doğru çık. Şöyle. Şöyle şu iki. Şöyle şu üç. Burası orta olacak galiba. Şöyle bir yanlamasına koyayım şimdilik. Tamam. Sonra şöyle koyayım. Buradan bir yerden demek ki yapacağız. O zaman şurayı yükseltebilirim. Bir tane daha çıksam mı? Çıkmayayım bir tane daha. Tamam kalsın öyle. Ama sonra half steps koyarız. Şimdi elimizde yok. Çatıyı da böyle uzatırız yan tarafa doğru. Altta da olmazsa bir tane daha şöyle çıkıntı yaparız. Daha canlı görünür. Tamam burası halloldu bile. Şu uzaktan bir bakayım. Zaten bir tarafını yapsam öbür tarafını aynı yapacağım için. Evet şöyle bir bakayım. Tamam tipsiz bir ev olacak işte daha ne olsun. Şuraya bir tane blok koymam gerekecek galiba ama. Yo orada da varmış merdiven tamam sıkıntı yok. Öyle işte millet. Daha sonra şu topraklar için ne yapacağımı bile göstereyim size. Toprakların şöyle üstüne şey koymak istiyorum. Şimdi ortadan şu kolonlar yükselecek. Kolonlar şu yan koymayayım da diyorum. Yukarı doğru koyayım altından bakınca şey görülsün. Nedir onun adı? Şu yüz var ya burası görülsün. Yan koyarsam şöyle olacak. O zaman... Direkt odun görünecek. Onun için şöyle çıkıyorum. Toprakları daha sonra kırabilirim. Hop bir. Hop iki. Burayı yükseltebilirim o zaman. Burayı yükselt. Burayı yükselt. Tamam. Hoppa. Şöyle devam et. Toprak koymamız lazım. Şöyle bir. İki. Ve devam ediyoruz. Aynen bu şekilde. Daha sonra kapı koyacağımız yerler için falan kıracağız muhtemelen ama. Şimdilik bu şekilde yapsak yeter. Bu kadar şeyi brick'i niye yaptık? Bir de onu inceleyelim. Şimdi camları koyacağım bir yere ama camları koymadan önce şöyle bir brick'leri koyayım. Camı koyacağım yer ortaya çıksın. Tam daha bilmiyorum nereye koyacağım camı. Dışarıdan bakarız. Görüntü olarak nerede güzel durursa oraya koyarız. Bir dolduralım. Nasıl doldurmuşuz? Oradan bir aşağı gele gele. Böyle böyle doldurmuşuz. Tamam. Bir de bu tarafı dolduralım. Her tarafı böyle dolduralım. Camı en son koyalım. Şimdi burada bir yerde şey... merdivenlerle çatımız var değil mi? Aynen bu şekilde. Tam yanlış koymamış olmayalım da alttan düzeltiriz kalan kısmını. Tamam çatıyı ben bu şekilde daha sonra doldururum. Şu arayı sonra bir şeyle doldururum bakarız. Muhtemelen buraya muhtemelen şundan koyacağım. Üste de şöyle tahta çekeceğim. Ki düzgün dursun. Üstüne mob falan doğabilir ama artık o kadar da olsun. Biraz daha hani mob proof olmasın. Ne olacak? Evet buraya o zaman biraz daha brick koyacağız. Bitti mi ya brickimiz? Ha varmış. Daha gerçi şeyde de var. Shulker box'un içinde de olması lazım. Tamam. Yalnız tahtaları yukarı çekmem lazım benim. Evet onu yapmayı unuttum. Bakın kafayı eğmesem sanki göremeyeceğim. Tahtayı şuradan şöyle yukarı çekersem hani kolon devam etsin. Çatıya kadar devam etsin kolonlar. Evet böyle devam ediyorum. Burada kolonlar var. Buraya kadar. Çünkü merdiven burada bitiyor. Tamam. O zaman bu ara şey olacak. Değil mi? Aynen bu ara birik olacak. Şöyle şununla koyalım. 2, 3. Tamam. Kolonlara çıktık değil mi? Tamam. O zaman sıkıntı yok. 1, 2, 3, 4. Tamam. Gece oldu. Ha birileri uyuyor. Süper. Hop yanlış yaptık. Evet millet. Ben geri kalanları artık hızlandırma olarak yapayım. Çok da uzamasın video. Şimdiden 8 dakika daha olmuş. 19 dakika falan daha olmuştu. Yarım saati geçti yine ya. Of bunun render'ı var. Yüklenmesi var. Başımıza bela. Hops. O zaman birazdan görüşmek üzere diyorum. Evimiz bittiği zaman tekrar geleyim videoya. Malzememiz var mı?
Evet millet, geri geldik. Aradan bir saatten fazla zaman geçti galiba. Aynen, bir saat 20 dakika falan geçmiş. Şimdi evimizi bitirdik. Ufak dokunuşlar kaldı belki. Belki işte biraz diğer arkadaşların evine hediye bırakma falan kaldı. Şöyle bir yapalım. Bir dakika, taş almam lazım üzerime biraz. Eğer bulursam, ama var biraz, tamam. Fazla eşyaları buraya bıraktım. Belki ileride lazım olur. Hani gelip bir şey tamir etmem falan gerekir. Şuraya bir ateş yaktım da. O ateşi biraz seyrettim. Hani etrafı yakıyor mu diye. Şimdilik görebildiğim sıçramıyor etrafa. Ama belki kestiremediğimiz bir yer vardır. Ateş sıçrar, etrafı yakar. O ihtimale karşı biraz malzeme bıraktım geride. Şimdi şunların hepsini düğmeye çeviriyorum. Çünkü şurada bir yerde... Hop, creeper. Creeper'ları öldürmek istemiyorum abi. Zaten farmımız var. Gereksiz yere creeper israfı olmasın. Neyse. Gece oldu da bir ara. Burada moblar biraz bizim başımızı ağrıttı. Creeper falan patlamasından çekiniyorum şu anda. Şimdi aydınlatma işini daha sonra yapacağız. Onun için şimdilik uğraşmıyoruz. Şimdi şöyle bir düğmeleri koyuyorum arkadaşlar etrafa. Köşelere. Bir de altlara koyayım. Şöyle. Bu köşe kolonlara koyacağım sadece. Öbürlerine koymayacağım. Tamam, aynen. Şuna, şuna, buna, buna. Diğerinin yan tarafında taş var. O yüzden ona gerek yok. Biraz şöyle ayrıntılık atıyor ya. Fena olmuyor. Şöyle yapsak. Bir de buraya koysak. Yani düğüm aslında onun için konmadı ama olsun. Hatta 4 tane daha taş alayım şuradan. Nerede taşlar? 1, 2, 3, 4. 4 tane yeter. Fazlaya gerek yok. 4 düğme de alalım. Koyduğumuz her ayrıntı ayrı bir şey güzellik katıyor. Mesela buraya şey koydum. Elimde fazladan demir blokları vardı. Ya arttı daha doğrusu. Onları buraya koydum böyle. Burada dursunlar. Yani böyle sanki burada depo varmış gibi. Hani demir farmında kullanılan işte malzemelerden koyarız buraya zamanla. Ne yapacaktım? Ha, şu ortaya iki tane. Bir de şu arkaya iki tane koyacaktım. Yeterli. Şu köşeye de koyarım olması ileride. Bakalım. Şimdilik böyle dursun. Duramayacağım. Taşların hepsini alalım. Evet. Şöyle 8 tane olsun madem. Belki arkaya da koyarız. Üst odaya falan şey koyarım, yatak koyarım. Çok fazla sandık koymak istemiyorum. Yani gereksiz yere sandık doldurup spam bölgesine. Yani spam diyorum işte bu meydan bölgesine. Lag yapmak istemiyorum. Şimdilik hani koydum sandıkları da ileride kıracağım. Gereksiz olanları bırakmayacağım burada. Tamam, burada aşağı yukarı bir görüntü oluşturduk. Şuradan işte merdivenle bir çatı yaptım. Şuraya iki tane koyarsak. Güzel. Bir de şu en üste koyabilirim aslında. Evet, oraya bir şekilde tırmanmam lazım. Tek blok çıksam yeter mi? Hadi. Olmadı. Bir tane daha çıkalım. Olmadı. Bir üste. Tamam. Süper. Tamamdır. Burayı hallettik. Şimdi bir arkaya bakalım. Tamam. Burası da hiç fena sayılmaz. Son bir tane de şuraya koyabilirim ya. Şuraya bir tane koyabilirim. Tamam. Her ayrıntı ayrı bir güzellik. Evet millet, şimdi demir farmımız için açtığımız ev hazır. Buraya bir kitap falan koyacağız. Şuraya işte not koyacağız arkadaşlar okusun diye. Şimdi ben bir buradan bir gideyim. Yolda şey falan görürsek alalım, tavuk falan. Tavuğun tüyü lazım çünkü. Tavuk farmı yapmamıştık değil mi galiba? Aynen, yapmamıştık. Şuradaki tarlayı zamanla kaldırırız. Bu şeyi bozmamak için gölü. Şimdi biraz tavuk arayalım. Bu ne alemde? Yok, orada bir at var sadece. Eve gidelim, belki evde tavuk tüyü vardır. Birkaç tane kitap yapacağım. Üyelik sistemiyle ilgili bilgi falan koyacağım şeye. Şimdi gelelim bakalım şuraya. Sandık odamızda varsa vardır abi. Başka nerede olacak? Şurada hayvanlarla ilgili bölüm var mı?
Bu ne? Boş. Al abi. Bakalım burada mesela. Tüy tüy tüy. Yok. Başka? Şurada olabilir. Kuşluğu bırakmış mıyım buraya? Kitap alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Başka tüy bulabilir miyiz acaba? Bulacağız illaki. Burada olmayabilir. Tamam. Olmasa ben boya alayım biraz. 44 tane burada varmış. 20 tane aldım. Şuradan biraz şey alayım. Şimdi nasıl yapacağız? Kitap alayım biraz. Şöyle. Tamam. Bayağı da kitap aldım. Şimdi arkadaşların evine hediye bırakacağız. Evet. Şöyle. Kaç kişi var? Oğuz var. Ali var. Deniz var. Üçünün evine sandık bırakmam lazım hediye. Üçe bölünebilen bir şey olsun o zaman. Şöyle yapalım. Tamam böyle olsun. Başka kuş tüyü lazım bir de ya. Kuş tüyü bulursak eğer harika olur. Ama maalesef çıkmıyor. Mecbur gidip tavuk avlayacağız ya. Aynen. Hadi şu fişeklerimizi uçalım. Yolda bir yerde tavuk görürüz illaki. Bir gıt 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 ses duyarız. Şu dağların üstünde falan mesela. Ben göremiyorum. Siz görüyor musunuz? Şimdi bir tavuk. Looting kılıcımız var mı? Looting var. Bir tavuktan 3 tane falan çıkar. 2-3 tane tavuk öldürsek işimizi görür. Hop Oğuz'un eve geldik. Evet Oğuz'un evi de güzel oldu ama yeni eklemeler yapmamış, ona baktım da. Aa merhaba, bir sürü de yumurta. 4 tane yumurtası var. 1, 2, 3, 4. Maalesef. Eğer çıkartabilseydim civciv öldürecektim kalanları ama çıkartamadık. Şöyle tavuk kalmamış etrafta ya. Ya hepsini öldürdük. O bura bayağı düzlükmüş. Bak tam istediğim gibi bir yermiş ha. Ben böyle bir yer arıyordum normalde. Neyse. Evet. Aramaya devam. Güzel bir biyom. Flower Forest tam istediğimden. Burayı görmüş olduk. Koordinatlara bakalım. 750'ye 1300 falan. Tamam mı burası? Süper. Burayı kullanırız. Şurada ne var? O dağın üstünde yanında mıydı şey Oğuz'un evi? Bakalım. Ha, aynen aynen orası Oğuz'un. Ben şöyle biraz turlayayım. Şu düzlüğü çok sevdim yalnız ya. Böyle bir düzlük olsa benim evim civarında süper olur. Hadi biraz tavuk çıksın. Bayağı bir koyun var da istemediğimiz kadar. Bu arada brightness durumu nasıl? Options, video settings, brightness açık. Öl öl. Ha, şu deriniz merinizi alayım ne varsa. Lazım. Bol bol kitap yapacağız. Şimdi yalnız bana şey de lazım. Server'da online'lar var. Ah tavuk buldum. Süper işte bu. Hop tamam. Tamam. Kaç oldu? 6 oldu. Kaç oldu? Bir sürü oldu işte. Kaç olduysa oldu. Azıcık daha tavuk bulursak işimizi görür. 2-3 tane şöyle çıkar etraftan nasıl olsa. Burada tavuk varmış. Ha, bir tane burada var. Süper. Kaç oldu abi? 11 oldu. 11 kitap yaparız bunlarla. Gayet iyi. Güzel bir sayı. Başka. Deri aldık. Yün aldık. Başka da bir ihtiyacımız yok gibi ya. Jadmagan'ın canal zübirlerinin full. Mağarada olma ihtimalleri var. Bir uçalım bakalım. Şu devam ediyorum. Etrafta tavuk görünmüyor gözüme. Güzel dağlık. Güzel bir düzlük. İsteyeceğim bir yerde ama maalesef artık buraya uzağız bayağı. Şöyle gidiyorum. Bu taraf değil. Bu taraf. Bu tarafa doğru uçalım o zaman. Artık gidelim. Herkesin evine şöyle bir şey bırakalım. Mesela burası benim ev. Burası olmaz. Başkasının evine bırakmamız lazım. Bu yakında düzlük buluruz. Sıkıntı olmaz. Oğuz'un evi şu yakınlardaydı. Hemen onu önce bırakalım.
Deniz'in ev şu taraftaydı. Onda da envil vardır, hani kullanırız. Oh, bir gelelim kalesini görelim bakalım. Harika bir yuvarlak çekmiş etrafına. Surları yükseltmiş. Zemini dümdüz etmiş. Süper. Sandık odası falan nerede? Şu tarafta mı? Deniz için baskına geldik. Hop, burası aynı değil mi? Hop, şeker kamış tarlası. Oh, zırhlar mırhlar. Süper vallahi. Bakmayacağım şimdi ne var diye ama. Burayı da görmüş olduk. Burada ne var? İksir yaptığı oda galiba burası da. Hmm, camlar falan. Güzel. Gayet güzel. Oh, end brickler falan. Biz daha başlamadık kalenin yapımına. Hani şey, biz etrafını kazıyoruz falan filan ama kaleyi yapmadık henüz. Şimdi şuradan elimizin yettiği kadar şey yapalım. Kitap yapalım kendimize. Hop. Evet, yettiği kadar dedik. Bu kadar çıktı. Tamam. Şimdi bir kitapları çevirelim. Mesela şuna bir isim vereyim. Ne olsun abi? Bu şey, hediyemizle ilgili olsun. Kadim krallığı, kadim krallık demeyelim buna. Direkt krallık. Hatta silelim, şöyle büyük harflerle yazalım. Krallık ahalisine duyurulur. Evet millet, sonunda kitapları hazırladım. O iş tamam artık. Herkesin evinde birer tane bıraktım not olarak. Şimdi şöyle bir dolaşalım. Bulan yoktur herhalde ben bunları hazırlarken. Aynen, bir tane bakın buraya koydum. Şöyle ortaya bir tane kitap. Demir Konseyi diye, etrafına bir sürü blok. Başka iki tane kitap var Demir Konseyi adında. Biri şu arkadaşlar. Krallık ahalisine duyurulur. Madencilerimizden birisi kazı yaparken demir damarına rastlamış. Önümüzdeki 100 yıl yetecek kadar demirimiz oldu. Meydandaki demir konseyine üye olan herkes bu fırsattan faydalanabilir diye bir not bıraktım böyle. Sanki hani krallıkta böyle bir şey, bir buluş yapılmış da onu ahaliye duyurur gibi. Öyle. Şimdi bunun aynısından şu tarafa da koydum. Oğuz'un evine de koydum bu arada şu tarafta. Hop, devam edelim şöyle. Hani şimdi yeni açıldığı için duymayanlar duymuş olsun. Gerçi Oğuz geldiği zaman zaten şey, yani çoktan şey yapmış olur, hani bizden görmüş olur ama. Yani videolardan falan fark etmiş olur. Yani en azından server'a çok girenler şey yapsın. Sürpriz de hemen karşılaşsın böyle evinde. Bu arada herhalde spoiler olmaz. Burayı da bayağı güzel yapmaya başlamış ya. Gandalf dayıyla, yani Tarık'la Ali yapıyor burayı. Eski kaleyi yıkmışlar tamamen. Yenisine başlamışlar galiba. Yani herhalde o da buradaydı değil mi? Başka yerde değildi. Neyse. Onu da şuraya koydum arkadaşlar. Bunların şey işte tam sandık odalarının ortasına. Herhalde fark ederler, öyle umuyorum. Not diye böyle bir tane sandık bıraktım. Ne var ki orada? Bakayım. Diorit, granit, tahta, tahta, odun, toprak, çimen, obsidyen, nedir taşı. Belki böyle fark ederler, bilmiyorum ki. Kazma, balta, kürek. Belki de fark etmezler. Nasıl fark ettirebiliriz bunu? Şöyle fark ettirebiliriz. Heh, şöyle üstüne dikersek eğer kesin fark ederler. Bu ne ya derler böyle. Değil mi? Aynen, çok tipsiz oldu. Hadi gidelim buradan da. Bir de şey meydanda yaptığım o şeye, küçük evin içine bir tane şey koydum. İşte not koydum, kitap koydum. Üyelik sistemi için böyle bir tane sandık falan koyduk. Orada biliyorsunuz bir tane demir golemimiz var. Iron Golem. Bu golem buranın işte güvenliğini sağlıyor. Fiyatlara falan bakıyor. Öyle bir arkadaşımız. Ve burada Demir Konseyi üyelik belgesi bunun içinde oluyor. Olacak. Şunu da koyalım abi şöyle. Tamam. Bunun için şöyle bir tane kitap koyacağım bu arada. Şimdi buradaki kitapta arkadaşlar şu. Üyelik belgesi. Bu bölgeye sahip olan madenci Demir Konseyi ayrıcalıklarından faydalanabilir. İmza Demir Golem. Burayı okurlar galiba. Demir Konseyi, bir üyelik, bir elmas çapa. Bir tane elmas çapa istiyorum arkadaşlar. Çok ihtiyacımız var. Öyle kıtlık var ki elmas çapada. Çok lazım. Spam bölgesindeki demir farmları için geçerlidir diye de buraya yazdım. Hani bu konseyin ne işe yaradığını anlamayan olursa. Spam bölgesindeki demir farmları için. Tamam mı? İşte burada 4-5 tane kitap bıraktım böyle. Orijinalleri ben de hani yarın bir gün çoğaltmam gerekirse diye bunları eve koyacağım.
Böyle başka dükkanlar falan yaparız. Başka işte eğlence, işte oyunlar falan yaparız böyle. Onların içine bırakırız. Hop şöyle çıkalım. Evet, fena olmadı ya. Bir ev daha eklenmiş oldu buraya. Şu aradan şöyle ufak bir yol indim gördüğünüz gibi. Burayı böyle şey yapacağım. Biraz uzatacağım ortaya doğru işte böyle şey sağlı sollu falan. İşte şu şuraya bir ev koyarız. Buraya bir ev koyarız işte böyle derken arada biraz böyle şey boşluklar olur. Yamuk yumuk gider daha iyi olur. Hatta şuradan şöyle yolu çeksem yan taraftan daha güzel olacaktı. Şimdi üstünde fazla maden yok. Daha doğrusu blok yok. Bir yer onu da yaparım. Öyle. Evet millet, artık ben bu videoyu burada sonlandırayım. Maalesef saat gecenin 12'si oldu şu anda. Video arkasındaki uğraşlar falan biraz uzun sürdü. Şimdi artık ben bu videoyu sabah 10'da falan atacağım en iyi ihtimalle. Yani işte akşam renderlayıp yükleyip. Kusura bakmayın, bugün yani sizin için dün video gelmemiş oldu. Artık onu bir şekilde telafi edeceğiz. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Bu arada demir farmında 2 saatte bu kadar birikmiş. Güzel.